yabancı dil bilmeyen have olmuş oluyor. Al, bak bu ya da ne demek? Almanca ya da İngilizce. İkisini de birden istemiyor. Ya Almanca konuşacak ya İngilizce. Onu yazıyorum bak şimdi. Şu ekrana betireyim, şurayı temizleyeyim. Bakın şimdi onu yazıyorum. Önemli olanları yazıyoruz. Almanca ya da İngilizce demek. O zaman şöyle olacak. A olacak. D de olacak. A da A ile D olacak. A artı D. A artı D. Bir de şurası olacak bakın. Almanca ya da İngilizce konuşanlar. O zaman B ile F'yi de katacağız. Almanca'ya da. Aslında şöyle de düşünebiliriz. Fransızcayı katmama gerek. Fransa İngilizce olmadığı için orada bir sıkıntı olmayacak gibi duruyor. Tamam, onu zaten göreceğiz. Şimdi başka bir şey yapalım. Başka bir şey. Şuradakine bakalım. Bakın A kümesiyle diyor. A kümesiyle. Ekranı bir kez daha temizleyelim. Şöyle. A kümesiyle diyor. Bunun eleman sayısını istiyor. İ ile İngilizce ile Fransızcanın ortak olan elemanları, İngilizce ile Fransızcanın ortak olan elemanları şunlar arkadaşlar. Şu. Bunu Almanca ile birleştirdiğinde, yani şuradaki G'yi iki defa saymayacağız tabii ki. Yani şöyle diyeceğiz o zaman. A olacak, D olacak, E olacak, G ve F olacak arkadaşlar. İşte bunların birleşimi. Bu şekilde. Burada ise bak burada biraz durum değişik. Almanca bilenler, eleman sayısı Almancanın içindekiler. Onlar ne olacak? İşte A olacak, E olacak, G olacak, D olacak. Artı İngilizce. İngilizce de şurası olduğu için orada yine E olacak, G olacak, işte F olacak, bir de B olacak bakın. Burada iki durum farklı. Almanca bilenler artı İngilizce bilenler. Buradakiler ortak olması bizi çok şey yapmıyor. Şu da Almanca bilmeyenlerle İngilizce bilmeyenlerin kesiştiği nokta. Almanca bilmeyenler deyince Almanca'nın aslında bunu şöyle yazabilirsiniz Demorgan'dan. Almanca birleşim İngilizcenin dışı. O da ne oluyor? Şu Almanca'yla şu İngilizcenin dışı. C ile F, C ile H oluyor arkadaşlar. C, H. Evet. Bunlar bu şekilde. Buradan kafamızda takılan bir şey var mı arkadaşlar? Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Mehmet'in bir sorusu varmış hemen. Evet, Alalım. dinliyorum. Mehmet Berk, Hocam ben G öncülünü tam anlayamadım da Almanca ya da İngilizce konuşabilenleri bir daha tekrar edebilir misiniz? evet. C, İngilizce ve Almanca C. Yok Hangisini diyor? hocam G öncülü. G öncülü, evet. Aynen. Almanca ya da İngilizce konuşabilenler. Güzel. Onu bir daha tekrarlıyorum. Şimdi mesela şöyle aslında şöyle bir şey var. Biz aslında şöyle değerlendirelim biz bunu. Şu Almanca olsun, bu da İngilizce. Fransızca hiç katmayalım. Almancalarda ne vardı? A var, D var. Ortakları E ve G yapalım şöyle. İngilizce'de ne var? F var, B var. Ya da demek şu demek. Ya Almanca konuşacak ya İngilizce konuşacak. İkisi oluşur. İngilizce konuşamayanlardan oluşur. A ile B olur. Artı bir de şurası olur. B ile F olur. Oldu mu? Ortakları dahil Evet, etmiyoruz yani. ortaklara dahil etmiyoruz ya da ya. Çünkü ya onu konuşacak ya konuşacak. İkisi de birden Tamam, konuşmayacak. tamamdır hocam, Yani anladım. Teşekkür şöyle ederim. Ali ya da Veli gelsin dersem ya Ali gelsin ya Veli gelsin diye. İkisi birden olmayacak. Ya da. Tamamdır. Oldu Oldu hocam, mu? teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, pardon, çok özür dilerim. Ekranı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok. Yok hocam, gözüküyor. Peki. Şimdi buradan devam edelim arkadaşlar.
Evet, şimdi şöyle bir sorumuz var. Sorumuz öncüllü bir soru. Bakın diyor ki, aşağıdaki Venn şemasında diyor, evrensel küme diyor. Evrensel kümemiz biliyorsunuz diğer kümeleri kapsayan en geniş küme. B, basketbol oynayanların kümesi. F, futbol oynayanların kümesidir diyor. Bu şekilde elemanlarını göstermiş. Diyor ki aşağıdaki sayılar bulundukları bölgedeki elemanların sayılarını göstermek. Buna göre basketbol oynamayan 12 kişidir diyor arkadaşlar. Basketbol oynamayan 12 değil 15 kişi olacaktır arkadaşlar. Bu yanlış bir öncülü olmuş oldu. Çünkü basketbol oynamayan, bir de bu da dışarıda var. İkisinde oynamayan var. 12 artı 3 olması lazım. O zaman bu 12 değil 15 olacaktı. Bu yanlış oldu öyleyse. Basketbol ve futbol oynayanlardan en çok birini oynayanlar 21. Bak, en çok birini oynayan demek ne demek? Ya hiç oynamayacak ya da bir tane oynayacak arkadaşlar. O zaman şöyle, hiç oynamayanların sayısı 3, bir tane oynayanların sayısı 18, doğru cevap 21. Bu doğru. Bak, en çok 1 demek ya 0 ya 1. En çok 2 derse, en çok 2. Ya 0 ya 1 ya 2. Mesela ben dersem ki, en çok 2 kişi gelsin dersem, en çok 2 kişi gelsin. Ya bir kişi gelir, ya iki kişi gelir ya da hiç gelmez. Doğrudur. En çok iki kişi. Mesela en çok en az iki kişi gelsin dersem de bak en az iki kişi. İki ve ikiden fazla demektir. En az bir derse bir, varsa iki, varsa üç anlamında arkadaşlar. Peki. Bu doğru. Basketbol ve futbol oynayanlardan diyor en az birini oynayan 18 kişidir. Bak en az bir diyor. O zaman ya bir oyun oynayacak ya iki oyun oynayacak. O zaman şöyle yapacağım. 6'yı, 12'yi ve 2'yi toplayacağım. Bu da 20 yapar. 18 demiş, bu da yanlış. 20 olacak. O zaman bu yanlış. Yani şöyle x atalım. Bir daha söylüyorum. Basket ve futbol oyunlarından en az birini oynayan demek ya bir oyun oynayacak ya x oyun oynayacak demektir. Aslında veya demek. Basketbol veya futbol anlamına geliyor. Bu da yanlış dedik. Futbol oynayanların 1 bölü 3'ü futbol oynayanlar, bakın futbol oynayanlar 14 kişi. 1 bölü 3'ü bir eleman değildir. Kümelerde bunun bir eleman çıkması lazım arkadaşlar. Bir doğal sayı çıkması lazım. O yüzden bu yanlıştır. Bu da yanlış. Son bölüme bakalım. Basketbol oynayanlar 8 kişi gördüğünüz gibi. 1 bölü 4'ü 2 kişi yapar. Futbol oynamaktadır. Bu doğru. Basketbol oynayanlar 8 kişi. Onun 4'te 1'i 2 kişi yapar. Gerçekten o 2 kişi gördüğünüz gibi basketbol oynayanların 8 kişinin 4'te 1'i 2 kişi futbolda oynamaktadır diyor. Öyleyse doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Birinci ve ne demiştik? Evet. 2 ve 5 dedik değil mi? Bir cevabımızı kontrol edelim şuradan. Şuradan cevabımızı görebiliyoruz. Evet. 2 ve kaç diyor? 5. Bakın gördüğünüz gibi 2 ve 5 doğru cevap. Şurada cevabımızı göstermiş oldu arkadaşlar. Şu bizim cevabımızmış. Peki. Evet. Bunu anladıysak devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzun bakın bir sonraki sorumuzun cevabı 17'ymiş arkadaşlar. Biz de bunu 17 olarak bulacağız şimdi. Sorumuz da şöyle diyor. İsterseniz şöyle bir kümelerimizi çizelim. Zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. İki dilden bahsediyor. Şöyle çizdim. Diyor ki bakın. İngilizceden bahsediyor. Bir de Fransızcadan bahsediyor. İngilizce veya Fransızca yabancı dillerden en az birini. Bak en az birini konuşuyorsa... Ya bir tane konuşuyor ya iki tane. Yani dışarıda eleman yok diyor arkadaşlar. Hiç dışarıda eleman yok. 25 kişi şu üçünün toplamı 25 kişilik bir sınıfta. Yalnız bir yabancı dil konuşan, yalnız bir yabancı dil konuşan şununla şudur. O zaman A artı B 8'dir arkadaşlar. Her iki dili konuşan da o zaman 17 olacaktır. Çünkü geriye A'nın B'nin işte şuraya C derseniz C'nin toplamı 25'tir.
soruda vermiş. Burasının 8 olduğunu biliyorsak bu da 17 olarak bulacağız. Peki devam edelim. Bir sıkıntı yok herhalde. Başlangıç etabında sorularımız. Bir sonraki sorumuz şöyle diyor. Basket ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu. Ha bak yine dışarıda eleman yok. Çünkü en az birini diyor. O zaman biz bir kümelerimizi çizelim. Şöyle kümeleri çizdim. Basketbol diyor arkadaşlar. Bir de voleybol diyor. Basket ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 40 kişilik bir sınıfta. Basketbol oynamayanların sayısı 17 ise şuraya 17 kalır. Voleybol oynayanların sayısı 10 diyor. Ne diyor pardon? Basketbol oynamayanların sayısı 17. Basket ve voleybol oynayanların sayısı 10 diyor. Geriye kaç kişi kaldı? 27-13 kaldı. Sadece basketbol oynayan 13'müş. Çok kolay bir soru. Geçtik. Bir grupta diyor futbol oynayanların sayısı 12, basketbol oynamayanların sayısı. O zaman bu şöyle yine biz bir kümemizi çizelim. Futbol oynayanlar var. Bir de basketbol. Diyor. Şöyle basketbol. Bir grupta futbol oynayanların sayısı 12 demek arkadaşlar. Şurası 12 demek. Basketbol oynamayanların sayısı 9 demek. Burası ve dışarısı da olabilir. Zaten bu oyunun hiçbirini oynamayanların sayısı 5 diyorsa buraya 5 olacaktır. O zaman basketbol oynamayanların sayısı 9 olduğu için buraya 4 kalacaktır. Futbol oynayanların sayısı da 12 dediği için buraya 8 kalacaktır. Bu grupta hem futbol hem de basketbol oynayan sayısı 8 kişi. 8 kişi doğru cevap. Şöyle bir sorumuz daha var. A ve B gazeteleri diyor. Gene biz bir kümelerimizi çizelim. Şöyle bir tanesi olsun. Bir tanesini de şöyle çizelim. Şurası A olsun, şurası da B olsun. Bak şimdi dikkatlice bakıyoruz. Bir sınıfta A ve B gazetelerinden en az birini okuyan 40 kişi vardır diyor. Dışarıda eleman yok. 40 kişi var. A gazetesini okuyanların sayısı şurası. B gazetesini okuyanların sayısının 3 katı diyor. O zaman şöyle olacak. A gazetesini okuyanların sayısı B gazetesini okuyanların sayısının 3 katıysa burada X kişi varsa B'de A'da 3X kişi var. Yani şöyle. B'nin eleman sayısına X dersem A'nın eleman sayısı 3X olacaktır. Bir daha kontrol ediyoruz. A gazetesini okuyanların sayısı, B gazetesini okuyanların sayısının 3 katı. Güzel. Her iki gazeteyi de okuyanların sayısının da 6 katıdır. Ha, o zaman yine A gazetesinden bahsediyor. O zaman her iki gazeteyi okuyanların sayısının da 6 katıysa arkadaşlar. Şöyle yapsak acaba. Burayı 6x yapayım. 6x yapayım. Bunu 2x yapayım. 3 katı diyordu ya hani 2x'e 6x yapayım. Şöyle. O zaman burasına x kalıyor. Bakın her iki gazeteyi de okuyanların sayısının 6 katı oldu. O zaman buraya 5x kalıyor arkadaşlar. 6x olacağı için. Buraya da 2x daha kalıyor. Toplam 5, 6, 7x var. 7x'imizin sayısı 42'ymiş. Toplam 42 gördü. X buradan 6 geldi. Bak A gazetesini okuyanların sayısını soruyor. Yalnız A demiyor. 6x'i soruyor. O da 36 olacaktır. Cevabınızı bir kontrol edelim arkadaşlar. Cevabınızı şuradan bir kontrol edeceğim yine. Bir yere çıkacak şöyle. Evet 36 bulduk bakın. 36 olarak bulduk. Evet. Örnek 6'ya kadar geldik arkadaşlar. Problemler fıskülümüzde. Bundan sonra biraz daha sertleşecek arkadaşlar. Oldu mu? Evet. Bir sorunumuz var mı? Buraya kadar her şeyi anladık mı arkadaşlar? Gelecek hafta kümeleri bitireceğim arkadaşlar. Kümelerden sonra da muhtemelen işte konuştuğumuz gibi problemleri yapacağız. Problemler yaparken sorular zaten sizin ekranınızda olacak. Biraz hızlı gitmiş de olacağız.
Sizler de bunları essay yapabilirsiniz ya da işte yazabilirsiniz de. Zaten bu soruları size de vereceğim arkadaşlar. Belki değişik kaynaklardan da çözerim. Değişik problemler güncel. Oldu mu? Bir de son zamanlarda şöyle bir şey var. Ondan ben isteyene vereceğim arkadaşlar. Burayı bir kapatayım. Bakın şöyle bir şey göstereceğim. Şöyle bir şey hazırlanmış. Arkadaşlarımız işte ben de beraber. Bakın burayı bir kapatayım ben. İşte son yıllarda çıkan soru tipleri. Mesela çıkmış sorular diye bir bölüm. Mesela problemlerde çıkmış sorular. Bakın şöyle problemlerde çıkmış soruları. Şöyle güncel. Ekranı görebiliyor muyuz Batu? Bir bakın da. Ekran gözüküyor mu şu an? Gözüküyor hocam. Ha. Bakın problemler çıkmış sorular ama son dönemlerde nasıl sorular geliyor? Problemlerde böyle işçi, havuz falan gelmiyor arkadaşlar. Bakın 2017'de gelmiş soru tipleri. Bizim için bu son dönemler daha iyi. 2018 bakın. Böyle 2018 yine. 2018 gördüğünüz gibi. Uzun ve yorumlayabileceğimiz soru tipleri. Daha çok bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. 2018 bakın. Hiç böyle karışımdır, böyle yok şeydir, hiçbir şey yok. Böyle bir şey değil. Bakın daha çok böyle sayı tarzı ama yorumsal. Bakın şöyle 2018, işte 2018 soruları, 2018, 2019'da bakın ne tarz sorular gelmiş gördüğünüz gibi. 2019, işte böyle 2019'da bol miktarda gelmiş. Bakın ne kadar gelmiş. İşte buradan başlıyor bakın 2019 soruları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane soru arkadaşlar gördünüz mü? Sonra da son olarak cevap anahtarı var gördüğünüz gibi. Çok güzel oluşturulmuş. Bunu isteyenler benden alabilir, tamam mı? Mesela bakıyorum burayı kapattım. Mesela ben ne de zorlanıyorum? Logaritma. Logaritma çıkmış soruları açıyorum. Bakın logaritma çıkmış soruları. Ekran gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam gözüküyor. Bakın logaritmada son yıllarda gelen soru tipleri nasıl? Bakın gördünüz mü? Bakın logaritma ile ilgili işte 2013'e kadar inmiş bu. Ama son yıllarda gelen sorularımız daha çok bakın şöyle biraz daha güncel soru tipleri. Böyle 2019'a bakın 1, 2, 3. 3 tane soru gelmiş arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu logaritmanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Belki bence buraya 2 tane daha eklenecek. Çünkü İkinci dönemin tüm konuları çıkartıldı. Türev, integral, limit, sürekli hiçbiri yok. Dolayısıyla bu konudan 5 soru gelecek demektir. Logaritma zaten kolay bir konu. Bakın şunları güzel yorumlayabilirseniz çok rahat çözebileceğiniz anlamına geliyor. Mesela başka bir konu. Ne bileyim işte geometri mesela. Çember ve dörtgenler mesela. Çember ve daire bakın çıkmış sorular. Çember ve daireden nasıl sorular gelmiş? Bakın son yıllarda işte 17 bakın alan tarzı. Mesela 18'de 19'da bakın nasıl sorular gelmiş. 3 tane soru gelmiş. Bunun da sayısını atacağımı düşünüyorum. Şöyle bir soru. Ben size bunları çözsem çok kolay olduğunu zaten göreceksiniz. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Oldu mu? Böyle bir kaynağımız da var. İsteyenler benden alabilirler. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Mutlaka tekrar ediyoruz. Değil mi? Kaynaklarımız zaten var hepimizde. Oldu mu? Oldu hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii. Şey siz onları direkt WhatsApp grubuna atsanız. Olur WhatsApp grubuna atabilirim. Herkes onu isteyen oradan alsın.